Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Yeni bir videoya tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomun sizin için ve kendim için çok özel olmasını istiyorum. Çünkü konumuz Oğuz boyları. Şimdi siz hangi Oğuz boyuna bağlı olduğunuzu biliyor musunuz? Ben şahsen bilmiyordum, ben yeni öğrendim. Sizler de inşallah videomu sonuna kadar izlerseniz hangi Oğuz boyuna bağlı olduğunuzu öğreneceksiniz. Örnek veriyorum. Diriliş dizisi son zamanlarda popülerdi, bitti. İşte Kuruluş Osman var, şu anda devam ediyor. Ve şu yeni olarak TRT'de Uyanış Selçuklu, Büyük Selçuklu var. O yüzden o dizilerde hep obalar ön plana tutulmuş. Yani Türk beylikleri ön plana tutulduğu için İster istemez çocuklarımızda kafalarında bir soru beliriyor. Biz hangi Oğuz boyuna bağlıyız baba veya anne? Umarım, eminim ki cevap veremiyorsunuz veya kayı boyuna diyorsunuz. Hepimizin ortak dili olarak kayı boyu. Ama bu videomda artık çocuğunuza hangi Oğuz boyuna bağlı olduğunuzu rahatla söyleyebilirsiniz. Bu Osmanlı kayıtlarına alınan bir belgedir. Onları tek tek yayınlayacağım inşallah. Şimdi Selçuklu'nun güç kaybetmesi, toprak kaybetmesiyle birlikte Türk beylikleri güç kazanıp Moğollara ve Haçlara karşı çok büyük savaşlar vermeye başladı. Selçuklu'na artık umut kestiler. Çünkü Selçuklu o zamanlar Moğol'un elin emri altındaydı. Ya beyliklere bile, uç beylere, ondan sonra beyler beyi, sonra beyler beyi oldu. Hep Moğollara yakın insanlar görevlendirildi. O yüzden Türk beylikleri bunu kabul etmedi. Önderliğini Kayı Bey yaptı. Çevre obaları toplayıp Osmanlı Devleti'ni kurdu. Osmanlı Devleti kaybeden toprakları yavaş yavaş geri almaya başladı. Çünkü bayağı güçlendi. Türk obaları hepsi bir araya geldi, güçlendi. Ve Osmanlı İmparatorluğu kurdu. Ama Osmanlı İmparatorluğu kurmadan önce Osmanlı Devleti şu şekil yaptı. Kendi Öpez, Kayı obasını bile 3'e, 4'e, 5'e, 10'a değişik yerler toprak aldıkça böldü, parçaladı yani. Niye? Güçlenip tekrar bir yeni bir devlet içinde devlet kurulmasın diye. Öbür beyliklere de aynısını yaptı. Söğütlü'nü aldı, Kayseri'ye verdi, Çorum'a verdi, Amasya'ya verdi, hatta Samsun'a da verdi. Hep o şekil bütün beylikler dağıldı. Osmanlı da aynı zamanda bunların kayıtlarını tutuyordu. Hiçbir zaman engel olmadı. Niye kayıt tutuyor? Ne zaman işte bir senede kaç çocuk doğdu, kaç tane koyunları var, kaç tane inekleri var, bunlar kaç insan yaşıyor? Kaç tanesi asker, bunların hepsini kayıt altına alıyordu. Ama şu kötülüğü vardı, 20 yılda bir kayıt defterini yeniliyordu. O da ta o tarihlere kadar geçmişimizi öğrenemiyoruz o yüzden. Sadece şu dönemde hangi Oğuz boyuna bağlı olduğumuzu öğreneceğiz. Niye beylikleri böldü? Osmanlı devamlı savaşlara gidiyor ve obadaki kişiler de askerlik aldığı için o obaların tekrar güçlenip orada Osmanlı İmparatorluğu'na baş kaldırmasını istemedi. Çünkü Türk beylikleri bayağı gerçekten güçlü. Sonuçta savaşçı bir millet olduğu için böyle bir şeyi engel oldu ve başardı. Belki biz de olsak biz de aynısını yapabilirdik. Hiçbir zaman güç üstüne güç istemeyiz. Bu zamanla son Osmanlı'nın son zamana doğru obalık bitti artık. Yani unuttu insanlar, köy obalar köy haline döndü. Köy haline döndü. Osmanlı hala vergisini alıyordu ama bu sefer ağalık sistemi başladı. Yani bir köyün ağası var. Ağalık sistemini ilerleyip özelliğini, obalık özelliğini yitirdi. Yani kaybettirdiler, hepsi köy oldu, ilçelere bölündü, o şekilde devam etti.
Arkadaşlar sözü fazla uzatmayalım isterseniz. Bir önce videomuza başlayalım. Ondan önce videomuzu izleyip hangi Oğuz boyuna bağlı olduğunuzu öğrendiğiniz zaman lütfen yorum bölümüne paylaşırsanız sevinirim. Ayrıca de destek olmak için, bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bir dahaki videomuza takipte kalabilmek için.